Babanızı arıyorsunuz. Evet. Şu anda nerede olduğunu tahmin ediyorsunuz babanızın? İstanbul'da. İstanbul'da. Görüşüyor musunuz? Çok önceden. Ne zaman önce en son görüştünüz? 6-7 sene Şimdi oldu. yatsın arkanıza. Peki 7 sene evvel nasıl görüştünüz? O sizi almış galiba. Sivas'tan geldiğiniz zaman bir Evet, ara... teyzemlere geldiğimde. Onunla karşılaşmışsınız. Evet. O mu yakaladı sizi? Öğrenmiş Sivas'tan benim İstanbul'a geldiğimi. Geldi, beni teyzemlerden almıştı. Bir hafta kaldım. Ondan sonra da görüşmedik. Annenizle babanız ayrılmış. Evet. Kaç 24 kardeşsiniz? sene oldu. 4 kardeşiz. Peki diğer kardeşleriniz babanızı görmek istemedi mi? Ya yani görmek istemedi. O da onları görmek istemiyor. Ha, bir tek sizi mi görmek istiyor? Evlatlıktan reddedeceğini söylüyor. Niye? Onlara kızgın mı? Bilmiyorum ki. Kızgın olması lazım herhalde. Kardeşim de yani ona çok kızgın. Yani bizi küçükken bıraktı, hiç sahip çıkmadı. Bir tek o bir çocuklarına sahip çıkıyor. Bir tek siz niye ona kızgın değilsiniz? Ben de ona çok kızgınım aslında. Ama onların... Benim değil de onun yani beni aramasını istemiştim ama o yapmadı öyle bir şey. Peki ama siz onu aradığınıza göre diğer kardeşlerinizden daha az kızgınsınız demek ki. Siz niye daha az kızgınsınız? Bilmem. Güzel bir hareket. Ya ben bu hareketi alkışlarım. Çok beğendim. Ne zaman Rica ayrılmışlar ederim. anne baba, sizin anneniz babanız? 24 sene oluyor ayrılalı. 24 yıl. Evet. 24 sene boyunca babanızı görmediniz mi? Gördüm ama işte diyorum ya 6 senedir ki yani ne aradı ne gördüm. Ha, siz bu İstanbul'a geldiğin dışında hiç görmediniz bir Hayır. daha. İstanbul'a gelmiş ama o sizi aramış bakın. Takip etmiş demek ki sizi. Demek ki içinde ufak da olsa babalık sevgisi kalmış. Şimdi bir dakika, burada adamı harcamayalım. Yani baba, siz gelirken ona haber vermediğiniz halde Sivas'tan İstanbul'a gelince takip etmiş, bulmuş. Öyle değil mi Hı teyzenlerde? hı. Sizinle kendisi buluşmuş. Evet. Peki o buluşmada ne oldu? Ya övey anne olduğu için pek birbirimize yaklaşamadık. Yani baba Ha. deyip sarılamıyorum. Kötü bir duygu aslında. Sizi alıp kendi evine mi götürdü? Evet. Bir Teyzenlerden. yabancı gibiydik ama. Ne kadar kaldınız beraber? Bir hafta. Bir haftayı bana anlatsanız da babanızla 20 sene sonra buluşuyorsunuz. Bir evde oturuyorsunuz. Yabancılar nasıl davranırlarsa biz de aynıydık. Hiçbir yani kucağına alıp Hayır. koklayıp başınızı Hayır. öpmedi mi? Hiçbir şey yani kızım nasıl davrandı? Hiç konuşmadınız mı? Sadece nasılsın, iyi misin? Bu kelime. Ki eşinden yani korkuyor babam açıkçası. Siz sormadınız mı baba beni niye aramıyorsunuz diye? Cevaplayamıyor. Yani sorularıma cevap veremiyor. Yere mi bakıyor, ne yapıyor? Televizyon izliyor. Sanki televizyonu hiç görmemiş gibi. Allah Allah. Ne hissettiniz ilk gördüğünüz anda? Tuhaf duygu. Yani söylenecek şekilde değil. Anlatamam daha doğrusu. Bir insan baba sevgisini, özlemini duyuyor. Benim de çocuğum var, benim de çocuğum babasız. Biz gittik mi babaya? Merhaba, şu an Maltepe'deyiz. Bize başvuruda bulunan Hülya Akkaya, babası Cafer Demir Bey, 6 yıldır görmüyor. Biz şu an Cafer Bey'in evinin önündeyiz. Birazdan kapısını çalıp çiçeklerini kendine vereceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, Cafer Bey, evde mi burada. acaba? Çağırabilir misiniz Tabii. lütfen? Dur, dur. Oradan bir bayan geldi. O kim? Analım. Sizin üvey anne. Evet. Bir gelsin bir tanıyalım bakalım. Biraz gelsin. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dur. Aman babaya bak. Babam. Çok tatlı ya. Tam baba yani. Çok güzel görmüş. Değil mi?
bana o kadar gelmiyor yani. Bayağı ayrı olduğumuz için. Çok tatlı bir adam ya. Belli yani, iyi bir adam. Devam et. İyi akşamlar Cafer Bey. Film gibi programından geliyoruz. Film gibi? Bu çiçekler sizin için. Kimden geliyor acaba? Kimden geldiğini tahmin ediyor musunuz? Kızından mı? Hülya? Evet, Hülya gönderdi. Hülya'dan. Ah yavrum. İzliyor musunuz? Programımızı izliyor musunuz? Biraz ağır işitiyor. Sinan Çetin de film gibi. Evet. O programdan geliyorum ben. Anladım şimdi. Tamam. Şimdi kızınız sizin için başvuruda bulundu. Biz de size çiçekleri getirdik. Kızınızla sizi görüştürmek için. Züveyh anne de iyi bir kadına benziyor. Engel olacağını zannetmiyorum sizin buluşmanıza. Bilemeyeceğim. Hiç Züveyh anne ile oturup konuştunuz mu? Gittiğimde. Hep annemi suçluyor. Bir de annemin dayısının oğlu, babam. Akraba evliler. Öyle mi? Ha. Dayı oğlu. Evet. Evli misiniz? Evliydim. Ne oldu çocuk? Çocuk falan var mı? Eşim vefat etti. Bir tane. Başını sağ ol. Nasıl yani genç yaşta? İntihar. Ne diyorsunuz ya? İntihar. Nasıl intihar etti? Nasıl oldu? Niye böyle bir şey yaptı? Onu hiç kimse bilemedi ki. Neden intihar ettiğini. Allah Allah. İntihar eden insanlar bende çok tuhaf bir duygu uyandırır. Sizin? Kader. Her şey kader. Babadan gülmedik, eşimden de gülmedim. Bir sene de evli kaldım. Peki bir problem var mıydı intihar etmesi için? Neden var mıydı? Borcu varmış herhalde. Onları ödeyememiş. Bütün gururlu insanlar gibi. Ama herkesin, yani bu kadar insan içinde de borçlu olanlar var. İradesi yokmuş yaşamaya. Çocuk falan yoktu değil mi? Var, bir tane kızım var. Kız olduktan sonra intihar etti. Evet. Nasıl buldunuz onu? O gün ben çalışıyordum. Hı hı. Ben kuaförüm. Dükkanım vardı. Hı hı. Kendisi de çarşıya çıkacağını ve arkadaşından para isteyeceğini söyledi. Hı. Kaynım geldi, böyle böyle intihar etmiş diye. Neyle etmiş? Tüple. Ölmüş. Hı. Ne yapmış, mutfağa mı sokmuş kendini? Ne yapmış? Hayır, yatağın. Yatağın içine hortumu kesiyor, açıyor. Her tarafta kapatıyor, intihar ediyor. Allah Allah. Bu zaten üçüncüydü. İkisini de ben kurtardım. Üçüncüsünde ben yok. Ne yapıyordu yani? Niye intihar etmek istiyordu? Soruyorduk aslında da cevap vermiyordu. Allah Allah. Benim bir arkadaşım intihar etmişti. O çok gururlu bir insandı ve aynı aşağı yukarı aynı nedenlerle yaşamaya dayanamadı yani. Yaşam zor belki. Çok güç istiyor yaşamak için. Allah'ın verdiği canı kendileri alıyor. Yani direneceksin yaşamaya. Bravo, bravo. Benim bir kızım var, mecburum yani. Onu büyütmek zorundayım. Ona bir şeyler vermek zorundayım.
Kızdınız mı o intihar ettiği için ona? Tabii ki. Yani bazen oluyor, kızıyorum. Neden bizi bırakıp gittin? Bir çocukla beni tek başıma bıraktın. Kızdığım günler oluyor. Özlüyor musunuz? Tabii. Sever miydiniz? Hem de nasıl. Genç yaşta, kaç yaşında intihar ettin? 27. Allah Allah. Babanız biliyor mu bunu? Biliyor. O gün sizi aradı mı babanız yani? Hayır. Öğrendiği gün ne yaptın? Babam mı? Hı. Hiçbir haber yoktu ondan. Yani aramadı da sormadı da. Gelince soracağım. Sorun. Hiç gördün mü çocuğunuz dedesini? Bir kere gördü. Küçükken görmüştüm. Burada mı çocuklar? Evet burada. Gelince dedeleriyle buluşturalım. Dedeye söylemeyelim, sürpriz yapalım. Tamam. Dede gelsin artık ya. Tamam, tam dedenin gelme zamanı. Uzatmayalım. Yani sizin babanızın gelme zamanı. Sizi ben baş başa bırakıyorum babanızla. Bakın şu kapıdan bakacaksınız. Bu sefer babanız gelirse artık babanızdan kolay kolay ayrılmayacaksınız. Onu görüyorum. Birkaç sorularım var. Cevaplarsa. Tamam. Gelir gelmez sorun. Buyurun. Benim mi seni aramam lazımdı baba? Kızım evim kapalı mı? Evim kapalı. Telefon numarasını daha yeni aldım. Evi mi biliyorsun? Barkını biliyorum. Önceki evini biliyordum. Bu eve de geldin kızım. Yapma. İki gün kaldın, iki üç gün. Önceki evine geldim. Hangi önceki evine? Taşındın. Hayır. Oradan taşınmadı, hala oradayız biz. Taşındı dediler. Yani sen niye arayıp sormuyorsun? Ben üç tane de Sivas'ta var.
Kızım ben... Onları niye aramıyorsun? Tek başım. Tek başım. Bir sadece siz misiniz benim üçüncüm? Tek siz mi var? Buradakiler daha mı önemli? Hayır, önemi için demiyorum kızım ben. Ben önemi için şey yapmıyorum. Benim işim var, gücüm var. Ben başımı kaşıyacak halim yoktur. Telefon aç. Baba ben sana geleceğim. Ben sana kapımı kapatmış mıyım? Biliyorsun ki... Telefon numarasını vermezlerse nasıl kim, arayayım? Kim vermiyor? Babaannem gel. E şimdi onlar telefon numarası kabahat benim midir? Değil. Hayır, senin aramanı bekledim ben. E telefon açtın peki. Adres alaydın. Buralara başvurana kadar. Evime geleydin. Yani teyzen halan mıdır? Teyzen biliyor. Telefonum da var. Telefonum aynı telefon kızım. Değişik bir şeyim yok ki benim. Sadece benim baba özlemimi gidermekti. Baba özlemin? Her zaman ben sizin yanınızdayım. Her zaman gelip gidip görüyorsunuz. Buraya teyzene geliyorsun. İki adım yer benim evim. Niye gelmiyorsun? Baba özlemim vardı. Yapmayın kızım. Benim senin gelip beni sormandı baba. Sizi geldiğiniz için tebrik ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Kızınız sizi özlemiş. Bu özlem soruları. 3 sene olmadı. 2 sene önce benim evim. Ben buna... 2 sene mi? Bir dakika. Şimdi bir dakika, bakın. Baba, anladım. Bu anladım bir dakika. Çok tatlısınız. Bu program hesaplaşma programı değil. Şimdi sizin bu konuşmalarınız buradan herkes tarafından merak ediliyor. Fakat biz sizin özel hayatınıza hiçbir zaman girmek istemiyoruz. Bunlar sizin içeride güzel güzel konuşacağınız, tatlı tatlı kızınızı zaten kucağınıza alacağınız, başını okşayacağınız. Kendisi de bilir. Yani en değer verdiğim çocuğum. O da sizi çok seviyor. Yani beni buralara getirmenin, işimden gücümden itmenin. İşinizden gücünüzden olmadığınız güzel bir anı yaşıyorsunuz şimdi. Burada gayet mutlu bir an yaşıyoruz hep beraber. Evimi biliyor, telefonumu biliyor. Yani nerede benim mi? Evim her zaman buna açıktır. Bir gün hiçbirinin yüzüne ben ev kapatmamışım. Bulamamış, evinizi bulamıyor. Telefonunuzu kaybetmiş. Şimdi bakın size ben çok güzel bir haberim var. Çok güzel. Bakalım ne kadar sevineceksiniz. Elvan gel bakayım şu kapıya bakın neler göreceksiniz. Bakın dünyada bu kadar güzel bir şey var mı? Oturun efendim bak. Bu güzel hanımefendinin adı ne? İrem. Dur bakayım İrem. İrem çok ciddi. İrem mi? İrem Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba efendim. Saygılar. Selam. Saygılar öpeyim. Nasılsınız? Çok beğendim hareketlerinizi. Çok zarif hareketlerinizi. Çok büyük bir kız bu ya. İrem bir ses çıkar kız. Bir ses çıkar. Mı tıs mıs bir şey de bakayım. İrem nasılsın? İrem'den bir ses çıkmıyor. Efendim beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Buralara kadar yoruldu. Geldi. Bir alkış yiyelim. Sağ olun. Sağ olun teşekkür. Oğlanlar sizin lafı dinlemiyor ha oğlan. Dinlemiyor Sinan Bey'im. Ne markaydı bu araba? Şahin. Gitti vurdu. Şimdi benden arabayı istedi. Ehliyet de yok. Evet. Oğlum sen dedim ben dedim öğreteyim yavaş yavaş. Çünkü ben dedim çok tecrübeli şey yapıyorum. Bu dedim gazına kadar bazen o kadar gidiyor bu. Ama bunu dedim durdurabileceğin şekilde git. Yavaş git falan. Ya bir şey olmaz baba falan diye. Şimdi direksiyonunu veriyorsun. Uzmanı fazla da karışınca siline ta şeye basmak istiyor. Şey yapmıyorsun. Ara sıra direksiyonu şey yapıyorsun. El frenini tutuyorum ben. Sonra bir çarşının içine doğru gidiyoruz yani bizim Aptıbaşı'na denen bir yer vardı. Oraya girerken şimdi arabanın arkasından kuvvetle vurdu. Arabanın dibine varmayınca frene basmadı bu. Ne bu seninki böyle vuruyor öyle yapıyor? Ya işte bilmiyorum heyecana mı kapılıyorsun ben. Ne oluyor orada hiç anlayamadım yani onu şeyini. Orada bu arabanın sahibi de farkına varmadı yani onu. Arabanın arkasını ezdi orada. Bir dakika yani niye vuruyor arabaya? İşte durduramıyor yani tam arabanın dibine arabaya yaklaşık freni öyle basıyor. Allah Allah. Ne böyle yapıyor? La oğlum senin önünde dedim bir adam olsaydı sen bunu ezecektin şimdi. Evet bitti katil oldu. Ondan sonra oradan hemen direksiyonu ben geçtim. Ödeyen adam dedim görmedim. Berber o da berber dükkanı önüne çekmiş. Oradan hemen
arabayı çektim bir tarafa. Neyse dedim, orada biraz söylendim. Ya bunu dedim şeysi bir şey değil de yalnız öbür taraftaki arabaya dedim yani. Başka tarafında bir ezgi olsa dedim, hepsini bize yaptıracak adam, niye böyle yapıyorsun falan. Bize kırıldı mırıldı falan. Kim kırılıyor size? Oğlan kırılıyor. Bu öyle küstü. Tabii ben pek bir şey belirtmedim. Gene barıştık falan. Barıştınız orada? Barıştık orada. Bundan sonra önümüze bir yakında bir bayram vardı. Bayramda bunun bir büyüğü geldi. O da araba istedi. Köye geldi. Bana söyle... Bir dakika, o da araba istedi mi? O da araba istiyor. Bak şimdi bak. Şimdi... Ne oluyor o zaman, ne oluyor? Bak enteresan. Evet. Annesi de, annesine söylüyorlar ona. Evet. Ya Sinan Bey, annesi de bunlara o kadar üzerlerine düşüyor ki. Yani hep arabayı da parçalasa, ben de parçalasa da orada şey yapmaya yani. Gözünde hiçbir şey yok. Yeter ki uşakların koyun olsun diye orada. Abi bu... Şimdi... O da geldi araba istedi. Anasına söyledi. Anası da şöyle boynunu büyürdü. Yani... Adam dedi, ver şunu arabayı, bayram dedi, şunu hatır kırılmasın dedi ya. Büyüğü ne şimdi o? Bak şimdi. Bunlar şimdi ikisi de bindiler arabaya. Koy arasına dolaşmaya gidiyorlar. Arabanın oradan yani kalan birinci vites değil onun kalkışı. O beşten mi, dörtten kalkıyor? Kalan iki, üç önemli ne kalkışı oradan. Bir cızırladı araba, yukarı koy arasına dolanırken bir tankırtı oldu orada. Sonra... Hayda, bir tankırtı daha mı geldi? Çocuk da var Sinan Bey içinde bir de. Çocuk, Allah Allah. Ufak çocuk da var yani. O büyük araba kullananın çocuğu var bir de Allah içinde. Allah Allah. Sonra... Ona bir şey olmadı çocuğa. İşte bilmiyorum ben. Bizim karı pat diye düştü. Orada ne kaza yaptığını anladı tabii o an. Bir dakika, bir dakika. Şimdi büyük evlat aldı çocuğu. Arabaya bindi. Arabaya bindirdi. Öbürki çocuk, o da bana darılan da, o da... İkisi de arabada. O da için. Bir arabanın yanına alır geçecek ama o aynasını götürmüş. Allah Allah. O arabadan kaçıyorsun diye. Yokur direksiyonu fazla buraya. Teker hendekten o yokur çıkıyor. Aklına geliyor. Ya, Allah Allah. Ondan sonra git dediler, bakar vardı. Benim damat falan vardı yanımda. Onlar dediler git baba falan. Bir çıktım oraya. Araba alt üstü gelmiş. Devrile devrile ne oluyor bu yandı? Yaptırıyoruz bu enesinden ben ne yapalım? Şimdi onu aldığım paradan fazla para harcadım yani ben ona. Ay ya vallahi fazla size kurban olsun. Satsam para da etmeyecek bu özetinde. Şimdi çıktım yukarıya, baktım araba sırt üstü gelmiş şu tekerlekli havada. Şimdi bir sigara yaktım orada yani, hiç kafam gayrı oluyordu. Bir sigara yaktım orada, oturdum. Hemen bayramcılığa geldi yanıma, benim orada arabanın yanına da geldi. Baktım benzin akıyor bir de aşağı. Şıp şıp akıyor. Ha, arkadaşım birisi elinden sigara yaktı benim. O şey kutup başlarını çektiler orada. Tuttular arabayı, doğrulttular. Dingil falan gitmiş. Ön dingille arkaya doğru gelmişler. Dingil arkada ha. Sonra, oğlanlar, çocuklarda bir sağlık sorunu var mı? O çocuk cıllaya içinden çıkamamış. Onlar ötekiler çıkmışlar, gitmişler içinden. Biz arabayı doğrulttuk. Kim çıkamamış içinden? Bu küçük çocuk. O içeride duruyor. O peki içeride. Bizimkiler kaçmış mı? Onlar gitmişler. Nereye gidiyorlar? Ya, arabadan çıkmış gitmişler. Benden şey yapıyorlar şimdi. Çocuğu sen çıkaracaksın. Şimdi Sinan Bey, orada bir sel baslık geldi. Bak bir daha dedim isteyemezler hiç olmazsa. Ölük kaza falan bir şey yok ya bunda. Bir daha isteyemezler falan diyeyim. İçime öyle bir şey girdi. Çocuk. Çocuk da ona da bir şey olmamış yani. Ha, aldım. Olmamış. Şimdi onları butla götürdüm yanıma. İkisini de şey yaptım. Bu birisi Bartın'da çalışıyordu. Bu birisini de daha şey yapmadım, yollamadım bir yere. Oğlum şu 10 milyonu al dedim. Doğru Bartın'a iş yeriye. Bir tane bu arabayı dedim yani kullanma değildi. Bilmedim de teklif etme bari dedim. Şimdi aşağıda bunların ikisi de senin önünde böyle oturuyorlar. Şimdi oturuyorlar. Sonra aradan gene bir zaman geçti ama o ufayla bir darılaştık. Gene konuşuyoruz yani ondan biz. Bir ara gene bu unutmuş o dediklerini bana dedi, baba ya şu arabayı ver de bir gezelim. Ondan sonra arkadaşlarım var yanımda diye. Lan oğlum ben size bir şey dedim de ya. Bunu dedim bari binmeyi için falan teklif etmeyin. Bırak kullanmayı da binmeyi de bir teklif etmeyin bari bunu falan dedik. Orada ya yanımda değerli arkadaşlarım var, onları yanında mahcup etme falan. Ya olmaz. Bu ne arabaymış ya? Bu aynı araba mı bu ev? Aynı araba. Şahin. Beyaz mı bu? Beyaz. Zaten başkası da istemiyor benden işte, onlar istiyorlar. Onlar istiyor. Ecik bir yaptırıyorum, bir yerini tamir ettiriyorum. Yeni arabayı yürür vaziyette görürken buna aktarmalıyım orada. Bir dakika dur, sonunu anlamadım. Ne dediniz? Yürür vaziyette arabayı görürken ne bileyim çekemiyorlar mı benim bunu şey yapıyor, bu arabayı şey yapıyor diye. Şimdi. Size arabayı yürür vaziyette görür görmez baba arabayı veriyor. Baba arabayı bize. Bak şimdi. Ne olacak? Gezeceğiz. Aslında gezeceğiz değil, devireceğiz. Devire. hocam çok, ben hiç film gibi de böyle gülmemiştim ya. Sonra, Allah Allah. Allah. Ama onu ben everdim Sinan Bey. Yani doğuran kazanan
cennetlik olsun yani. Bir gelinim var, bir göreceksin böyle. 5 vakit namazını kılar. Bak şimdi o gelmiyor o yanıma benim. O kendisi gelin geliyor yani köye. Bravo. Geliyor. Ondan sonra saygısı, sevgisi çok yerinde. Bravo. Yani. Çok yani şeylerinde. Kendi evlatlarımdan hiçbir şeysi yoktu. Yani kendi kızım da gelin, var. Heh. Kızım da var. Yani ondan hiçbir şeysi yoktu. O arabaya bindi mi? Onu ben istediği yere götürürüm. Ölüme de giderim onun için. Onu gayrı şey yapmıyorum. Lan kız ışığımız yansıdan böyle. Görmeyince de şey yapıyorsun. Çok hasretlik çekiyorsun. Kendim çünkü biraz garibanla büyüdüm yani küçükten. Hepimiz öyle canım. Onun içinden... Küçükken gariban büyüyen adamlardan büyükken iyi iş olur. İyi adam olurlar. Vallahi bak. Ya bir an işte öyle sinirleniyor. Ondan sonra geçiyor yani ama onlara geçmiyor. Siz şimdi bunlara kızdınız mı? Bu oğlanla ben kızmadım yani. Ben kızmıyor yani. Gel yani şey yapalım diyorsun. Yani bari deseler ki sen anlayayım. Ya baba biz şu kadar bir para kazandık. Çalışıyorlar bunlar. Ondan sonra bunun üzerine sen de şu kadar ilave ediyor yani. Bir araba bize alıver deseler alıverin diyorsun yani. Hep benim aldığıma gözlük yıla boyuna. Uşağına gözlük yıla boyuna. Geçen sene Kurban Bayramı'nda geçen sene Kurban Bayramı'nda da aldım. Değiştirmeye kalkıştım. Evet. La bir yeni araba şey yapayım dedim. Bunu satayım da açık bir modellis, tam modellisini alayım dedim. Dedim bunu devrilirse bu uzman daha zoruma gider. Çoğunlarsa bu biraz modele düşük bunu. Evet. O da dedim şey yapmaz. Ama anasının hiç soruna gitmeye bu arabayı devirverdiğini. Ana ne diyor? Aferin iyi devirdi. Yapılır bıraktı ya boş ver. Yapılsa yapılır, yapılmazsa durar şöyle garajda diye. Siz de öyle değil. Ben 25 sene madende çalışmıştım Sinan Bey. Madende? Madende ha. O yer altlarında çalışmışım mesela. Şimdiden sonra bir araba lazım. Ben mesela bir yerde bayram oluyor hanımla oraya gidiyoruz. Ama benden fazla da hanıma lazım araba. O gene işte... Arabayı olanlar istemezlerse bir problem yok yani. Hiç yok. Peki oğlanlar ama şimdi için... şimdi şu şeyimde gayrı gelse de hani geliverse eğer hep arabayı onun üstüne devredesim geliyor. Bak. Bir yani... akış. Bir akış. Vallahi yani o kadar bir şey yani. Şu anda şimdi gelsin hemen anahtarlarına teslim ediyorsun geliyor yani. Ya hocam ağzına sağlık ya. Vallahi billahi bu film gibi de yani arabayı oğlan isterse veririm diyorsun. Vereceğim kardeşim ben. Çünkü oğlan ne zamandan beri görmüyorsun oğlanı? Ya aşağıya kuru 3 senenin içinde bu sene. Bu araba yüzünden. Ben şimdi telefon ediyorum köyden ona. Ha. Bazı kendisi de evde bulunuyor. Bunlar Çorul'da çalışıyorlar. Kendisi de evde bulunan telefonu aldığı zaman ben alo dediğim zaman tabii sesimi tanıyor ya. Bak şimdi. Ya geline veriyor veyahut da kimse yoksa evde kapatı var öyle. Kendini tanıtmaya varıyor lan. Yani istesem yanına giderim de yani o biraz inatlık ediyor. Çünkü ben yapayım bana inatlık diyorum. Ben de küçüğü mü gelmeyecek? Küçüğü. Büyük, yani büyüğü görüyor musunuz? Büyüğü görüyorum. Bak şimdi ya. Bak şimdi buradaysa oğlan... Ama ondan sonra o büyüğü hiç araba teklif etmedi. Ha büyük adam oldu. Ha, büyük o şey şimdi. İyi adam oldu o. O hiç söylemez yani. Aynı dediğim gibi bu ben arabaya bindim falan yere git falan diye hiç böyle bir teklifte de bulunmaz. Biz gittik mi oğlana? Bir oğlanı bir görelim bakalım nasıl merak ettim bu arabacıyı. İyi akşamlar efendim. Şu an Çorlu'dayız. Remzi Kaba bizi 3,5 yıldır görmediği ve çok özlediği oğlu Birol Kaba için başvurdu. Biz Birol Bey'in yaşadığı eve doğru gidiyoruz. Az sonra kapısını çalıp babasından gelen bu güzel çiçekleri kendisine vereceğiz. İyi akşamlar efendim. Birol Bey'i arıyoruz burada mı? Bak şu torun. Dur. Dur. Kim? Bu kızın çocuğu. Benim kız çocuğunun kızı. Ne? Anlamadım. Benim kızın çocuğu bu. Kız da var benim orada. Aa senin torunla evet. Bunlar şimdi senin evet, kızla şuradaki, beraber şu, mi? Şu gelin. Arkadaki mavili gelin. Şu yanki gelin. Arkadaki kız torun. O torun ha, anladım. Tamam devam et. O şu anda evde. Siz nesi oluyorsunuz? Eşim ben. Ha nerede peki Birol Bey? Bir saniye ben ona telefon açayım. Merhaba efendim iyi akşamlar. Birol Bey siz misiniz? Film bir programından geliyoruz biz. Çiçek getirmiştik size. Kimden gelmiş olduğu hakkında bir fikriniz var mı bu çiçeklerin? Babandan alalım. Evet, sizi çok özleyen babanızdan oğluna bu çiçekler. Müzik
Onların için canını ver Yasemin Bey. Ne zamandır ilk defa görüyorsunuz? 3 sene oldu mu? Oldu aşağı yukarı. İnsan özlüyor tabii değil mi? Bir de siz gerçek bir babasınız. Çocukları çok seviyorsunuz. Ya işte kendim garibanla büyüdüğümden onun için şeyimiz özlüyor. Yani onlara söylediğim kelimeleri de yani sonradan pişmancılık duyuyor yani. Aslında. Ne söylediniz ki bu çocuğa bu kadar kızı? Yani böyle aslında bir şey yapmıyor. İşte biraz onlar yani şey yapıyorlar yani. İçinizden ne geçiyor o çocuğa bakınca? Yüreğim sızlıyor Sinan Bey. Şimdi onun karşısındasınız. Ona ne söylemek istiyorsunuz? Diyelim ki o burada bakın. Oğlum yüreğim sızlıyor. Seni çok özledim diyor musunuz? Evet. Bir deyin bak, duyun bak. Evet. Oğlum o bakışlara yani yüreğimi sızla diyorsun. Gel arabayı vereyim sana da güzel güzel kullan oğlum ya. Ben olsam gelirim. İnşallah. Ben sizin oğlunuz olsam hemen gelirim. Sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun. Sinan Bey çağırında geldi. Ben çağırınca gelmiyorsun. İyi. Gayrı kusteyesin değil mi? Hani? Uşaklarına iyiyim ya. İyi. İyi değil mi? İyi. Abi ne yapayım? Çalışayım. İyi. İyi. Bende bir araba var. Vereyim mi? Hayır, verelim arabayı. Verelim arabayı. Verelim. Sana feda olsun araba diyor. Çok söz verdim de gelmeden, belki gelmeyebilirdin söz vermiş bulundum. Şimdi gayret sözümüzden geliyor. Vermek lazım. Vermek lazım. Bak seni nasıl seviyor bir baba bu ya. Bu nasıl böyle bir baba ya.
Çok seversin değil mi? Şimdi hakikaten ben de sevdiğine inanıyorum. Çünkü sen mesela hanımını da yollamaz köye. Bravo. Değil mi? Özlemedin mi babayı? Bir sarıl bakayım şuna ya. Ah. Şimdi biniyormuşsun arabaya. Önde araba duruyor. Baba diyor ki evladım frene bas. Sen diyorsun ki baba bir çarpayım ondan sonra basacağım. Ne diyorsun öyle mi? Hayır. Nasıl peki? Bir kavga daha çıkartayım ben bunu. Çıkmaz. Niye kaza oluyor böyle sen binince arabaya? Yanımda olduğu için heyecanlandım. Şimdi tabii bir de araba kullanana karışmayacaksın. Sen el frenini çek, yok sinyal ver. Şimdi hiç almasaydın bunu yanına. Biniyor. Biniyor. Zuhal gel Zuhal. Bu araba muhabbeti daha devam edecek. Biz film gibi de hiç bu kadar güzel bir program yapmadık. Sana çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Merak olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, bu hikayede Almanya biliyorsunuz artık bizim Malatya, Sivas gibi bir vilayetimiz oldu. Artık Almanya bizim hayatımızın ortasında. Evleniyorlar karı koca. Adam Almanya'ya gidiyor. Diyor ki Almanya'da ben çalışmak zorundayım. Almanya'daki işimi iyice oturtmak için burada da evlenmek zorundayım. Sen bana izin ver, dümenden bir evlilik yapayım yani. Yalandan bir evlilik yapayım. Sonra da seni de alırım diyor. Hayat bu. Kadın da ikna oluyor. Adam orada evleniyor. Fakat burada da kadın çocuğuyla beraber babadan haber bekliyor. Adamın oradaki evlilik macerası tahmin ettiğiniz gibi gelişiyor. Hanımefendi burada yalnız başına oğluyla kalıyor. Oğlan babadan haber alamıyor. Fakat oğlan bir keresine Almanya'ya gidiyor. Oğlan Almanya'ya gittiği zaman baba diyor ki oğlum hoş geldin. Benim burada bir ailem var. Burada kal. Oğlan Almanya'ya gittiği andan itibaren Türkiye'ye bir daha dönemiyor. Türkiye'de babanın yanında kalıyor. Çünkü baba oğul gayet iyi anlaşıyorlar. Oğlan kime oluyor bu arada? Annenin durumu tahmin ettiğiniz gibi. Hem kocasını kaybettiği gibi hem de aynı zamanda oğlunu da kaybetmiş oluyor. Bu trajik hikayenin sonuçlandığı durum çok sizin gözyaşları dökeceğiniz bir durum olmayacak. İnşallah birazdan Zuhal anneye getirecek, bir alkışlıyoruz. Oğlan şimdi Almanya'da mı? Kaç zamandır orada? 7 sene oldu mu? Oldu. 7 yıldır çocuğu görmüyor musunuz? Hayır. Kaç yaşında şimdi? Şu anda 17. 17? Evet. Babanın yanına gitti ve kaldı. Evet. Hiçbir şey yapamadınız mı? Hiçbir şey yapamadım. Peki beyefendi oraya giderken sizi ben aldıracağım mı dedi? Evet. Öyle bir dümenden evleneyim dedi ve gerçekten mi evlendi? Boşandık. Şimdi siz boşanmasanız o evlenemeyecek. Öyle zaten onlar yaşıyorlardı. Ha, ama siz bu kadar yani çabuk inandınız. Boşanmasanız ne olacak ayrıca da? Yani bizimki yani o... Beni götürmek amacıyla yani evlilik yaptı. 2 ay sonra, yani 2 ay sonra beni götürecekti. O 2 ay kaç sene oldu efendim? 18. Siz 18 sene beklediniz mi onu beni Almanya'ya götürecek Hayır, diye? Hayır. 10 sene ben kendisini bekledim. 10 yıl. 10 sene sonra... Bir 10 yıl olarak tam rakam 10 yıl mı? Evet. 10 yıl erkek olarak, koca olarak, aile olarak ona sadık mı kaldınız? Evet. O sırada ya, o evlendi mi gerçekten? O evlenmişti zaten. Ben onu bir gelir diye bekledim. Gelmedi. Yani hep kendi çabalarımla ulaşmaya çalıştım kendisine. Gelmedi. Siz ne yaptınız gelmeyince? Evlendim. 10 sene sonra? Evet. Mutlu musunuz? Çok. Şu anda mutlusunuz? Evet.
10 sene kaybettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Evet. Bu yüzden ona kızgın mısınız? Yani o kendisi bilirdi ya, hiç kızgın da değilim. Yani onun tercihi böyleydi. Ya ben de bekledim. Gelmeyince ben tabii çok sıkıntılar çektim. Evlilik yaptım. Allah'a şükürler olsun. Çok iyiyim. Kendinize kızgın mısınız? Kendime kızgınım. Öyle biriyle evlendiğim için. Ama 10 sene beklediğiniz için deseniz daha doğru olmaz ya, mı? Ya doğru. Onu ben kaybetmişim. Yani yaşamadım. 10 yılı yaşamadım. Ben hiç yaşamadım. Evet. 10 yıl boyunca ondan bir haber mi beklediniz? 10 yıl boyunca tabii ki bekledim. Yani ben kendisini hep aradım. Telefon, mektup. Telefon ediyordum. Beni kandırıyordu. Bana diyordu. 10 yıl mı kandınız? 10 yıl kandım kendisine. 10 yıl beni kandırdı. Sizi nasıl başarabildi 10 yıl boyunca bekletmeyi? Şimdi benim yani yapacak bir şeyim yoktu. 2 tane evladım vardı. Bir de kızım var benim. Oğlum, kızım Türkiye'de. Ondan mı? Evet. 2 tane evladım var zaten. Oğlum, ben evlilik yaptıktan sonra gitti Almanya'ya. Bu arada oğlanı da kaptırmışsınız. Evet. O nasıl oldu? Oğlumu, yani şimdi biz oğlumla ikimiz karar verdik yani gidip gitmemesine. O istemişti, ben evlendim diye istedi çocuğunu. Biz de düşündük, daha iyi olacağı olur dedik. Gönderdim. Biraz görüştük tabii oğlumla, telefonla. Eşiniz geldi mi bu arada? Hayır, gelmedi. Geçen sene gelmiş herhalde Türkiye'ye. Bir 10 gün kalmış. Siz 10 yıl boyunca eşinizin hiç yüzünü görmediniz mi? Hayır, hiç görmedim. 10 yıl boyunca nasıl umut ettiniz? Bu yani Kerem ile Aslı olsa, Ferhat ile Şirin olsa beklemez. Ya ben onu, hani çocuklar için insan herhalde yani her şeyi değişir. Yani benim değişebilir ama çocukların değişmez diye düşündüm. Bekledim kendisini, gelmedi. Oğlunuz daha sonra ona gitmiş. Evet. Onun yanına. Oğlum babasını tanımıyordu. Nasıl gitti? Kaç yaşında gitti? İlkokulu bitirdi, gitti. Onu nasıl yaptı, nasıl başardı? Ben evlilik yapınca davet etti. Yani oğlumu göndersin bana dedi. Ben gönderdim. Yani düşündük oğlumla. İyi olur diye düşündüm. Yani lisan öyle öğrenir. Yani daha iyi olur dedim. Yani babayı görür diye yani maddi bir çıkar uğruna yolladınız. Hayır. Yok, o da güzel bir şey. Şimdi yani lisan öğrenmesi için yollamanız bence daha mantıklı. O yüzden ne bileyim yani daha iyi olacağını düşündüm. Çünkü ben kötülük düşünmedim. Hiç o kendisine kötülük düşünmedim. Oğlumu benimle görüştürür dedim. Ama görüştürmedim. Ben bir de saf, o kadar temiz kalpliyim ki ben onun eşini davet ettim Türkiye'ye. O yüzden ben davet ettim diye görüştürmedi. Allah Allah. Evet. O yüzden görüştüm. Kaç yaşındasınız? 60 doğumluyum. 42 yaşındayım. Şimdi siz kendi oğlunuzu görmek için buradasınız. Evet. Yani siz elinizdeki oğlanı da kaptırdınız. Gibi olmuş. Oğlum beni bulur ama benim oğlum beni... Biz oğlumu çok seviyorum. O da beni seviyor. Peki ama film gibiye başvurduğunuza göre ona ulaşamıyorsunuz. Ulaşamıyorum. Evet. Peki oğlunuz sizi bir daha niye dönmüyor? Yani neden kendisi gelmiyor? Yavrucağım gelemez ki, o daha reşit değil. Kaç yaşında? 17. Arada bir telefon etmiyor mu? Şimdi evden arardı beni. Türkiye'yi aradığını onlar faturalardan gördüğü için arayamadı. Bırakmadılar. Herhalde maddi durumu iyi değil. Onlar artık ne oluyor orayı bilmiyorum, niçin arayamıyor. Ara sıra çok az ablasını arıyor. Ama nasılsın, iyi misin, bu kadar. Parası o kadar oluyor dışarıdan, o kadar arayabiliyor. Ben arıyorum, ben yakalayabilirsem konuşuyorum. Yakaladığım zaman da konuşuyoruz. 5-6 ay oldu. Oradaki annesi kapattı telefonu. Yani alıp elinden kapatıyor yüzümü. Şimdi ben oğlumu da düşünüyorum, acaba o ne oldu diye yani. Benim için çok acı oluyor. Peki siz en son ne zaman konuştunuz? 5-6 ay oldu. 5-6 ay evvel telefonda ne dedi size? Bana oğlum, yani fazla da konuşamadık. Oğlum seni çok özledim dedim. Anneciğim ben de seni çok özledim dedi. O kadar yani, fazla konuşamadık. Nasılsın, iyi misin dedim. İyiyim dedi, o kadar. O kadın Alman mı? Alman.
kadın yani bize kötü düşünmezdi yani iyiydi bilmiyorum neden böyle davranıyor. Hep yüzüme kapatıyor telefonu. Yani oğlumun eline yakaladığım zaman elinden alıyor. Oğluma da çok şiddetli kızdığını duyuyorum telefonda. Baba size niye kızgın? Baba zaten yani o kendine kızgındır yani. Bir baba daha kendine, kendine kızgındır. Bana neden kızsın? Ben onu 10 sene bekledim. İki çocuğunu büyüttüm. Kocaman oğlunu gönderdim. İstedi gönderdim. Böyle bazı insanlar vardır. Herkese kızarlar, kendilerine kızarlar. Onlardan biridir herhalde. Ben ona da kızgın değilim. Yani ben ona hiç kızgın değilim. Onun tercihi böyleydi. Böyle yaptı. O yani bizi her şeye de terk etti bizi. İki kardeş ayrılar şimdi. Oğlunuz orada, kızınız burada. Evet. Kızınız soruyor mu abim nerede falan diye. Kardeşi. Ha kaç yaşında? Kızım 23 yaşında. Benim kardeşim nerede ben çoktandır görmüyorum falan diyor musunuz? Arıyor. Arıyor mu? İkisi konuşuyorlar mı? Onu da görüştürmüyorlar. Aa. Evet. Kızımı da görüştürmüyorlar. Talimat sert. Ümit etmiyorum. Geleceğini de hiç tahmin etmiyorum. Film gibi yapar efendim. Benim güvenim sonsuz teşekkür ama... Teşekkür ederim. İnşallah gelir. Birazdan kapıyı açacağız. İnşallah. Çok uzun zaman geçmiş. Oğlanı görmek istiyorsunuz. Evet, çok istiyorum. Ben size işkence etmeyeyim. Artık soru sormayayım. Hemen Sinan Çetin karşımdan gitsin. Oğlan karşıma gelsin mi diyorsunuz? Sizde kalın. Peki ben şurada yanında bekleyeyim. Hemen yanında bekleyeyim. Bakayım ne oluyor. Şimdi ben de heyecanla bekliyorum. Kaç sene oldu dediniz? 7 sene. 7 sene sonra çocuk? İnşallah. İnşallah oğlumu görürüm. Hiç resmi falan var mıydı? Var. Yani son hallerini gördünüz mü? Yok. Tanımam zaten. 7 sene sonra o kapının arkasında... İnşallah. Sizi buluşturacağız. İnşallah. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Barış Manço'nun... ruhuna buradan bir saygı, hürmet ve onun müziğiyle sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Altyazı M.K.
Ay canım, canım, canım. Öf. Ne yapayım işte, okula gidiyorum falan. Az sonra anlatırım. Canım, ne kadar özledim seni. Ay ne kadar özledim. Ben özlemez miyim? Canım, kurbanım. Ay. Sen ne kadar değişmişsin. Hayat. Tamam, tamam, tamam. Tamam, hoş geldiniz. Bu kadar gözyaşı yeter. Mutluluk gözyaşı değil mi efendim? Evet efendim. Sen şimdi en çok kimi özledin? Anneni mi? En çok anne ve ablamı. Ablasını da özlemiş. Film gibi ne düşer? Ablayı göstermek düşer. Değil mi efendim? Taş gibi de çocuk. Gel abi. Dönün. Ağabey. Yok ben alayım abla, ben alayım. Ben alayım. Yok, iyi. Sizin bir şey soracağım. Annenizi görmek istediğiniz zaman bir reaksiyon var mı evde? Siz arkanıza yastın. Baba tarafından evet. Baba kızıyor mu? Evet. Peki neden kızıyor? Size nasıl açıklıyor? Vallahi babamla annem boşandı. Babam da annem de başka birisiyle evlendi. Veyahut da... Güzel. O yüzden işte babam da diyor işte annene konuşma, annen kötü kadın falan. Neden ama 10 sene beklemiş kadın daha ne kadar bilmiyorum bekleyecek? Bilmiyorum valla, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen sormuyor musun baba 10 sene beklemiş ya daha ne kadar bekleyecek seni diye? Valla sorun da diyor bekleyecek kadın değil mi diyor. Ben ne erkekler yapayım, şöyle efendim. Bir kadın alayım. Sonra bir başka daha kadın alayım. Sonra birkaç kan daha alayım, o birinci kadını hep beklesin istiyorlar. Olabilir, bu erkeğin tarafında var herhalde. Ama neyse. Aynen böyle durum yani. Evet. Baba yani Allah aşkına sen evlenmişsin zaten, çoluğun çocuğun var. Annemi bırak da rahat etsin demiyor musunuz? Vallahi demiyorum çünkü onlarla konuşmuyorum. İkisiyle de mi? Nasıl yani? Ya kimlerle konuşmuyorsunuz? Sırf babamla. Babanızla konuşmuyor musunuz? Evet. Allah Allah, onun yanında oturmuyor musunuz? Onun yanında oturuyorum da... Üvey annem yani Alman anam, o bana bakıyor. Öz annem gibi. Bir dakika, babanız nerede bu arada? Babam da orada. Ama yani o ne bileyim, orada oturuyorsa ben öteki tarafa bakıyorum. Aynı evde oturduğunuz halde. Allah Allah. Babanın şimdi tabii savunma hakkı olduğu için biz ona burada bir şey diyemiyoruz. Var babada bir problem. Var, doğrudur. Anne nasıl anne? Vallahi anne bildiğim gibi, nasıl diyeyim, ne diyeyim? Bir daha bırakma anneyi. Bir alkış şey alalım. Evet. Söylemek istiyor musun? Hayır, hadi gel. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Nerede abi? Burada. Sympathy is what we need, my friend.